Merhaba gençler. Türk Hava Yolları 12 Mart 2021 kapanış değeri 14 lira 50 kuruş. Türk Hava Yolları için daha önce 11,74 fiyattayken çalışma yapmıştık. Bu çalışmamız sonrasında %20 küsur civarında prim üretildi ise de. Şimdi son güncel durumda baktığımızda hissede indikatörümüzde şu gün itibariyle öncü indikatörümüz mavi indikatör düşen trendten çıkmış ve tekrar pozitife dönmüş. Kırmızı indikatörümüz de bu hareketin sonrasında yükselen trendten emin olduğunu göstererek 19 Şubat'ta 12.30 kapattığı gün itibariyle o da pozitife dönmüş. 12.30'dan bu yana şimdi kapanış 14.50 hala pozitif trendini korumuş kırmızı indikatörümüz 80 üzerinde hareketine devam ediyor. Yani 80 üzerinde olsa da belli bir süre yani uzun süre 80 üzerinde de devam edebilir. Daha önceki çalışmalarımızda bunu vurgulamıştık. Önemli olan 80 altına kaymaması idi. Şimdi bu tarz hareketlerin olduğunda 9 EMA üzerinde tutunması önemlidir. Arada 21 EMA'ya sarkma olsa da daha çok hızlı hareketler 9 EMA üzerinde gider. Son 2 günde 9 EMA'nın test edildiğini görüyoruz. 9 EMA altındaki hareketlerde 21 EMA kısmen yani bazen test edilebilir. Önemli olan orta ve uzun vadeli görünüm için 21 EMA'nın kırılmamasıdır. 21 EMA'yı bu kapsamda stop loss değer olarak alabiliriz. Güncel değerle 21 EMA 13.90. 13.90 stop loss altında ise bir alt desteğimiz 13.15. Evet, negatif endekste izlenecek olan destek seviyeleri bunlar. Yani 13.90 stop loss onun altındaki destek seviyemizde 13 lira 15 kuruş. Olumlu yönde hareketler devam edecek olursa da hissede şimdi biraz zaman sıkıştırarak geniş resme bakarsak şu dip bölgesinde oluşan 1-2 direnç tepesinin geçtiğimiz ay içinde yukarı yönde kırılarak yani 13.65 üzerinde hareketler ile dip bölgedeki direnç geçilmiş oldu. Şimdi sıradaki direnç bakın şurada 3 defa çalışan 1, 2, 3, 3 kez çalışan yaklaşık olarak o değerde bakarsak şu bölgedeki tepe 15.33. 15.33 direnci üzerindeki hareketlerde de hissenin şu bölgedeki yatay bant dirençleri kırılmış olur ve bu sefer izlenecek olan direnç seviyeleri daha önceki şu bölgede açılan makas direnç seviyeleri olur. Bunlara bakacak olursak indikatörleri biraz alana genişletmek için kapatalım. Bu bölgedeki direnç makas hedefimizi alalım. Hatta haftalık periyot yaparak bunu makası daha belirgin hale gelecek mi ona bakalım. Evet, şu an bunda daha iyi çalışabiliriz. Zamansal kaymayı yapıyoruz bu şekilde. Grafiği biraz aşağı alalım. Şu bölgede oluşan makas direncimiz. Benzer şekilde baz aldığımız ortalamanın eğiminin devamını düşünürsek evet tam 20 çıkmış oldu. Şöyle yorumlayalım, tekrarlayalım yani yorumu. Şu bölgedeki 15.33
direnci üzerinde hareketler görülürse orta ve uzun vadede izleyecek olduğumuz direnç seviyeleri 15.33, 20.02 ve 23 lira orta ve uzun vadeli makas direnç seviyemiz. 15.33, 20.02 ve 23 lira. Yorumlar getirin devamında da bu direnç seviyeleri önem kazanır. Şimdi hissenin son olarak da takas durumuna bakacak olursak SAR indikatörümüz yabancı takasının en son dip yaptığı bölge Kasım ayından itibaren yukarı yönlü toparlanmasına devam ettiğini görüyoruz. Fakat en güçlü şu yatay bölgedeki direnç de Şubat'ın 15'inden sonra belirgin olarak yukarı yönde devam etmiş yabancı takasında. 15 Şubat'ta yabancı takasında 234,8 milyon yabancı dağılımı varken 234 milyondan yaklaşık son bir ayda 234 milyondan 287 milyon lota çıkmış. Yani 50 234 287, yani 50 küsür milyon, 54 milyon yabancı takası artmış durumda. Son 2-3 haftada yabancı takasındaki belirgin artışı bu salgın krizine bağlı olarak son dönemde aşı etkisinin yayılması, yani artması ve bu aşı etkisiyle beraber yasakların da kısmen kalkması, tekrar uçuşların açılmaya başlaması, yine önümüzdeki süreçte yaşanacak olan turizm sezonunun canlanması da hissedeki beklentilere paralel olarak fiyatlanması gereken temel veriler olabilir. Bu temel veriler kapsamında, yani hissenin faaliyet alanındaki veriler kapsamında yabancı takasının artması normal. Hissenin piyasa defter değerine bakacak olursak da kırmızı alttaki indikatörümüz güncel haliyle 0,50 piyasa defter değerinde. Daha önce bu değer zirve olarak gördüğü yer 1,37 piyasa defter değeri görülmüş. 2018 Şubat'ta 1,37'lerden dip yaptığı seviyede 0,27 dip yapmış Mart krizinde, 2020 Mart krizinde. Şimdi son güncel haliyle 0,50. Yani normalde bu değerin birebir olması gerekir. Birebir olması gereken seviyenin %50 aşağısında bulunuyor. Yani iskontolu, %50 iskontolu olduğunu gösterir bu. Üstteki 1,37'yi saymıyoruz. Yani birebir kıyaslaması yaparak %50 diyoruz. Evet, Türk Hava Yolları'nda gördüklerimiz şimdilik bunlar gençler. Her şey gönlünüzce olsun. İyi uçuşlar diliyorum. İyi hafta sonları.